Evet, geldik şimdi Hint medeniyetine. Önümüzde harita var. Burada Hintlilerin sahip olduğu topraklar, Çin'in sahip olduğu topraklar ve İran'ın sahip olduğu topraklar belirtilmiş. Hint medeniyeti M.Ö. önce 4000 yılında Indus Irmağı boyunca yerleşmiş olan bir uygarlık. Bu medeniyetin yaşadığı topraklar verimli ve iklimi yaşama elverişli. O zaman tarih boyunca bu toprakları pek çok medeniyet ele geçirmek istemiş midir? Evet istemiştir. Hindistan topraklarının verimli olması ve ikliminin olumlu olması bu bölgenin sık sık istila edilmesine neden olmuştur. Bakın gençler topraklar verimli ise, iklim güzelse yeraltı zenginlikleri varsa o topraklar elbet başkaları tarafından ele geçirilmek istenecektir. Siz o toprakları nasıl savunacaksınız önemli olan bu. Eğer birlik ve beraberliği sağlarsanız savunabilirsiniz. Mesela Türkleri düşünün. Biz bu toprakları asla ne yapmadık? Kimseye vermedik, değil mi? Sonuna kadar birlik beraberlikle mücadele ettik. Ancak Hint halkı ne yazık ki birlik ve beraberliğini sağlayamadı. Neden? Çünkü Hindistan'da kast sistemi denilen bir sistem var ve bu sistem neyi engelliyor? Birliği engelliyor. Birliği engeller. Çünkü kastlar arasında geçiş yok. Herkes kendi kastında olmalı. Herkes kendi kastının gruplarıyla muhabbet etmeli. Diğer kastlarla asla iletişim kurmamalı. İşte bu durum birlik beraberliği engelleyecek. Dolayısıyla bu uğranılan sık sık istila edilen topraklar başkalarının da eline ne yapacak bu yüzden ne yazık ki geçecek. Hatta yüzyıllar boyunca Hindistan toprakları başkalarının ne olacak sömürgesi olacak. Birbirinden dağlar ile ayrılan ve birçok coğrafi bölgeden meydana gelen Hindistan'da bu nedenden dolayı ırk ve din birliği yok gençler. Farklı farklı bölgelerden oluşmuş. Dolayısıyla aralarında herhangi bir ırk birliği ya da din birliği ne yapılamamış sağlanamamış. İşte şimdi kas sistemini size ayrıntılarıyla vereceğim. Kas sistemi gördüğünüz bu piramitte de zaten belirtilmiş. En altta paryalar var gençler. Bakın en altta paryalar. Bu paryaların önemi ne? Bunlar kastın dışındalar. Yani kastın tamamen dışında görülmüştür paryalar. Ardından bunu bir üstünde südralar var. Bunlar işçi ve köleler ama en azından Parya'ya dahil edilmişler. Vaisyalar var, çalışan esnaf ve işçiler. Onun üstünde şatriyalar var, savaşan prensler ve askerler. Onun üstünde de Brahmanlar var yani rahipler ve bilginler. Gördüğünüz gibi toplumun en üst kısmında rahipler var ve dediğim gibi sınıflar arasında geçiş yok yani ben Parya'yım ama Südra'ya geçebilirim. Senin zaten hiçbir hakkın yok Parya. Ya diyorlar ki Parya sen zaten haddini bil. Sen diyorlar bizim kastımıza dahil bile değilsin. İşte öleceğin günü bekle yaşa git. Ya da sen şatriyasın ya ben vazgeçtim artık e, şey olmayacağım savaşmayacağım asker olmayacağım ben gideceğim rahip olacağım imkansız ya da sen işçisin gideceğim ben bir esnafın kızıyla evleneceğim imkansız sınıflar arasında geçiş yok herkes kendi kastını bilmek ve orada yaşamak zorunda yani işçisin işçi kal mantığı. kölesin köle öleceksin askersin asker öleceksin biz buna dikey hareketliliğin olmaması diyoruz sınıflar arasında geçiş yoksa dikey hareket hareketlilik yok. Ya aklıma geldi bir de yatay hareketlilik vardı. O neydi derseniz göç etmek demektir yatay hareketlilik. Burada kariyer yapma işi dike hareketlilik olarak geçer. Ne yazık ki kas sisteminde böyle bir hareketliliğe izin verilmiyor. Peki bu sisteme hiç baş kaldırı olmamış mı? Olmuş. Bu da biliyorsunuz hepiniz budayı ilk baş kaldırıyı gerçekleştiriyor ama sonrasında tabii ki e, bu kas birilerine de yarar sağladığı için ne yapıyor? Hemen bir baskı altına alınıyor ve Çin'e gitmek zorunda kalıyor. Gazneli Mahmut Hindistan'a İslamiyet'i yayacak. İslamiyet'i yaydıktan sonra da zaten kas sistemi İslamiyet'in o eşitlik düşüncesi sayesinde biraz ne yapacak zayıflayacak. Hint medeniyetinde Sanskritçe dilinin dışında Arapça, Farsça, Türkçe ve Urduca dilleri de kullanılmış. Yine kültürel etkileşimin olduğunu ya da bu topraklarda farklı farklı milletlerin yaşadığının kanıtıdır bu durum. İlk olarak Veda dini ortaya çıkmış. Veda dinine inanıyorlar. Bu dinin ardından da Brahmanizm, Budizm gibi dinler ortaya çıkıyor. Hindistan'a özgü olan dinlerdir aslında bunlar bir nevi görüş, düşünce. Tarihi baharat yolu Hindistan'dan başlayıp dünyaya yayılıyor. Evet Çin medeniyetine baktığımızda Çin uygarlığı sarırmak ve gökırmak kıyılarında kurulmuş ve milattan önce 4000'lerden itibaren tarım faaliyetleri bu coğrafyada başlamış. Türklerle biliyorsunuz ticari ilişkileri var. Türklere tarım ürünleri satıyorlar. Kendileri hayvan ürünleri alıyorlar. Çünkü bunlar tarımız ta kuruldukları döneme yakından yakın dönemlerden beri ne yapmışlar zaten gerçekleştirmişler. Sülaleler tarafından yönetiliyorlar. Ülkede feodal bir yönetim var. Yani toprağa dayalı gücü olan prensler var gibi düşünün ülke ekonomisi tarım ticaret ve madenciliğe dayanmış İpek üretimi son derece önemli Çünkü burada ipek yolu var İpek yolu direkt ipekle ilgili yapılan üretimlerin satıldığı yol ve tarih boyunca da pek çok devletin ele geçirmek istediği bir yol olmuş Evet önemli bir yol ama coğrafi keşiflerden sonra ne yazık ki İpek yolu baharat yolu gibi işte böyle Akdeniz limanları önem kaybedecekler ve atta sokyanusu limanları önem kazanacak. Çinliler M.Ö. 3000'lerin sonunda yazıyı kullanıyorlar ve kendilerine ait bir alfabe yapıyorlar. Kendilerine ait bir alfabe kullanmaları milliyetçi olduklarının da kanıtı kağıt, mürekkep, matbaa, pusula, barut, Çinliler tarafından bulunmuş ve biz Türkler bu buluşları Talas Savaşı sırasında Çinlilerden öğrenmişiz. Avrupalılar da bizden öğrenmiş. Nerede? Haçlı seferlerinde. Yani savaş, göç, ticaret, kültürel etkileşime yol açmış. Haçlı seferlerinin kültürel sonucudur. Bizim Talas Savaşı'nda Çinlilerden öğrendiğimiz bu buluşların Haçlı seferlerinde Haçlar tarafından bizden öğrenilmesi. Bu arada Türk tarihi hakkında bilinen en eski yazılı kaynaklar da Çin kaynaklarıdır. Çünkü onlar bizimle çok fazla e, iletişime girmişler ya savaşmışız ya elçiler aracılığıyla görüşmüşüz. Yaşadığımız her şeyi kaynaklarına kaydetmişler. Biz de o dönem yazıyı bilmediğimiz için bu kaynaklardan kendi hakkımızda yazılanları, ne yapıyoruz, kendimize dair bilgileri öğreniyoruz. Geldik İran medeniyetine. İran medeniyeti çok güçlü ve çok köklü bir medeniyet. İlk olarak burada Medler kurulmuş. Bakın gençler, soru çözerken size ipucu. Soru da Med diyebilir. Med İran uygarlığıdır. Ardından kurulan güçlü uygarlık Persler'dir. İran uygarlığıdır. Ardından Sasani'ler kurulmuştur. İran uygarlığı. Ardından Samanoğulları İran uygarlığı ve ardından Safaviler. Yani soruda size bir paragraf verir mesela anlatır Samanoğulları şöyle yaptı böyle yaptı aşağıda da der ki İran uygarlığıyla işte mücadele edilmiştir. Siz orada İran nereden çıktı diye düşünmeyeceksiniz. Siz Medlerin, Perslerin, Sasanilerin, Samanoğullarının, Safavilerin ne olduğunu bileceksiniz. İran coğrafyasında hüküm sürmüş olan İran devletleri olduğunu Bileceksiniz aman dikkat. İlk İran uygarlığı Medler tarafından kurulmuş. Babil'lerle savaşarak Asur devletini yıkmış ve topraklarını kendi aralarında paylaşmışlar. Urartular devletini yıkarak sınırlarını Kızılırma'a kadar genişletmişler. Ve Pers isyanıyla beraber ne yapmışlar? E, yıkılmışlar. Ardından Persler bakın son derece önemlidir. İran'ın en güçlü uygarlıklarından biri de Persler'dir. M.Ö. 550'de kurulmuş Pers devleti. Lidyaları ve İyonları mağlup ediyor ve tüm Anadolu'ya hakim oluyor. Düşünsenize. Ayrıca Minat'tan önce 4. yüzyılda Ön Asya ve Mısır'ı da ele geçirmişler. Çok önemli topraklar Persler tarafından ele geçirilecekler. Pers İmparatorluğu Tanrı'nın yeryüzündeki vekili olarak sayılmış. Yine burada gördüğünüz gibi gücünü, otoritesini neye dayandırmış? Dine dayandırmış. O yüzden de monarşik bir yönetim sağlamış. Ülkeyi kolay yönetmek amacıyla satraplık adı verilen eyaletlere ayırmış. Başına da satrap denilen merkezden valiler atamış. Merkezden atıyorsanız eğer otorite vardır demiştik zaten. Ee, bu önemli otoriteyi güçlü tutma bakımından önemli. İmparatorlukta meydana gelen olaylardan haberdar olmak ve satrapları denetlemek için tarihteki ilk istihbarat teşkilatını ve rahatça haberleşebilmek için posta teşkilatını kurmuşlar. Bakın gençler, sorularda size posta teşkilatı diyorsa, demiryolu diyorsa, telgraf diyorsa, orada siz neyi sağlamaya çalışıyorsunuzdur? otoriteyi sağlamaya çalışıyorsunuzdur çünkü hızlı haberleşme beraberinde de neyi getirecektir tabii ki otoriteyi getirecektir. Tarım ve ticarete büyük önem vermişler. Ticareti geliştirmek amacıyla Sard'dan başlayarak Susa kadar uzanan ünlü kral yolunu yapmışlar. Bazı kaynaklar Lidyalılar yaptı diyor, bazıları Persler yaptı diyor ama ortada bir gerçek varsa kral yolu Manisa Sard'dan başlayıp işte Ninova'ya kadar uzanan kral yolu her iki uygarlık tarafından da kullanılmış önemli bir yol. Kültürel bakımdan hakimiyetleri altındaki bölgelerde fazla etkili olamamışlar. Hatta şöyle bir soru gelir genelde gelmiştir daha doğrusu Anadolu topraklarını ele geçirmişler ama Anadolu'yu kendilerine benzetememişler tam tersine kendileri Anadolu'dan etkilenmişler bu neyin kanıtı cevap şuydu Anadolu'nun köklü bir kültüre sahip olduğunun kanıtıydı o yüzden bu kısım son derece önemli eğer siz bir kültürü etkileyemiyor ondan etkileniyorsanız sizin kültürünüz zayıf karşıdaki kültürde sizden daha köklü daha güçlü bir kültürdür bunu da unutmayın. Geldik Doğu Akdeniz medeniyetine. Fenikelilerden bahsedelim ilk önce. Bu medeniyet Doğu Akdeniz sahili şeridi ile Lübnan dağları arasında kalan bölgede tüccar kavimlerce kurulmuş. Yani Fenike deyince aklınıza tüccar bir toplum olduğu gelecek. Bunu unutmayın lütfen. Kolonicilikle uğraşmışlar. Koloniciliğin ilerideki adı neydi? Sömürgecilikti. Fenikeliler Akdeniz'deki adalarda ve Kuzey Afrika'da birçok koloni kurmuşlar. Cam ve boyayı bulmuşlar. Yalnız kolonilerine İkinci yurt muamelesi yapmamışlar yani orayı sadece ticari amaçla kullandıklarını her daim belli etmişler eğer siz bir yere son derece sahip çıkmazsanız ben hiç kalmasam şuraya gelmemiş de neyse buradan da bir şeyler kazanıyoruz gözüyle bakarsanız oraları ne yaparsınız kaybedersiniz dolayısıyla da bu nedenle kolonilerindeki e, istikrarı uzun süre sağlayamamışlar koruyamamışlar mesela Yunanlar öyle değil kolonilerine ikinci yurdum demiş gerçekten yurdu gibi sahip çıkmış o yüzden uzun sürede korumayı başarmış. Evet Fenikeliler Akdeniz'de yaptıkları ticaretin bir sonucu olarak Doğu medeniyetlerini Ege ve Yunan havzalarına ne yapmışlar taşımışlar. Kartaca kolonileri son derece önemli. Dünyanın ilk alfabesi yani Fenike alfabesini bulacaklar. Sonra Yunan Roma onu ne yapacak Latin alfabesine çevirecek. Ve günümüz Latin alfabesi böylece İyon Yunan Roma medeniyetlerinin katkılarıyla ortaya çıkmış olacak. İbranilerden bahsedelim. Bir de yine Akdeniz medeniyetler arasında İbraniler önemli. Bakın İbraniler şu bölgedeler. Bakar mısınız Kudüs'te bunlara ait. İbraniler aslında Sami asıllı olup bir süre Suriye ve Mezopotamya arasında oturduktan sonra M.Ö. 2000'li yılların başında bugünkü Filistin'e yerleştiler. Hazreti Davut tarafından kuruldular. İsrail ve Yahudi devleti olarak da ikiye ayrıldılar. Yani İbraniler Yahudilerin aslında e, temeli olan devlet ve bunlar Kudüs bölgesine sahiplermiş. Bu sahip oldukları bölgeleri de almak için vaat edilmiş topraklardır diyerekten ne yapmaktalar? Günümüzde de yine mücadele vermekteler. Ee, İsrail devletine Asur'lar Yahudi devletine de Babil'ler son vermiş bunlar Museviliği kabul eden ilk devlet yani ilk tek tanrılı din olan Museviliği İbraniler kabul etmişler tabi Musevilik ne diyor gençler Musevilik diyor ki Musevi olunmaz, Musevi doğulur. Dolayısıyla Musevi olunmaz, Musevi doğulur ne demek? Sen benim dinimi kabul edemezsin, Musevi olabilmen için doğman gerekir diyor. Dolayısıyla Musevi doğulur ifadesi bu dinin ulusal bir din olmasına neden oluyor. Evrensel değil. Mesela bakın Hristiyanlık evrenseldir. İslamiyet evrenseldir. Herkes tarafından kabul edilebilir. Tarih boyunca yaymak için uğraşmışlar İslamiyet Hristiyanlığı. Ama Musevi Derim böyle bir derdi yok sen Musevi olamazsın o yüzden ulusal bir din peki ulusal din neye neden olmuş birlik güçlü sizin dininiz ulusalsa aranızdaki birlik ve beraberlik sayesinde asla ne yapmazsınız yıkılmazsınız bunlar da tarih boyunca başlarına neler 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 gelmiş düşünsenize yani. İslam tarihine bakıyorsunuz işte Hayber'den kovulacaklar İspanya'ya gidiyorlar İspanyolların sonra da zulmüne uğruyorlar Osmanlı'ya geliyorlar sonra tabii Kurtuluş Savaşı sonrası çoğu gönderiliyor Almanya'da sonra Hitler'in zulmüne uğruyorlar soykırım ama hala bir İsrail devleti var mı var birlik beraberliklerini işte aslında e, inandıkları Musevilik dinine borçlular.